Kerem ile Krem'den herkese merhaba. Evet Orta Doğu'da patlak veren o İsrail-Filistin savaşına yine Rusya cenahından bakmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Hamas'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği bir terör saldırısı vardı. Çok acımasız, çok vahşet içeren görüntülerle birlikte. Ancak İsrail de aynı şekilde Gazze'ye yönelik. Benim şahsi kanaatim o tarz bir terör bombardımanı altında tutuyor Gazze'yi. O açıdan İsrail'de yönetimi de aynı şekilde... ...terör saldırılarını devam ettirdiğini ben düşünüyorum açıkçası en başta Gazze'de olmak üzere dolayısıyla orada patlak veren bir savaş var şu ona Rusya canahından bakmaya devam edeceğiz e, bu bunu dün e, Putin e, bağımsız devletler topluluğu için e, zirvesi için Bişkek'teydi. orada yaptığı çok önemli e, olduğunu düşündüğüm bazı açıklamalar var İsrail'i e, biraz da üstü örtülü bir şekilde Nazi Almanyasına e, benzettiğini e, görüyoruz o açıklamalarında. Onu biraz ele alacağız detaylı bir şekilde. Öte yandan Moskova'daki İsrail Büyükelçisi'nin yine Hamas'ın bu saldırısında acaba Rusya'nın parmağı var mı yok mu? Bununla ilgili yine daha geniş kapsamda Komersant gazetesine verdiği bir röportaj var. Onu yine ele alacağız. Öte yandan yine Rusya'nın önde gelen çok saygın Orta Doğu uzmanları ve dış politika uzmanlarının bu İsrail-Filistin savaşına ve burada Rusya'nın rolü olup olmayacağına veya ne taz bir rol üstlenebilir Rusya Arabuluculuk veya vesaire falan ve aynı şekilde yine Türkiye ile Türkiye'nin rolünü olabilir orada bir Moskova ile bir koordinasyona gider mi gitmez mi bununla ilgili böyle geniş çapta kapsamlı Moskova'dan bir bakış atmaya çalışacağız bölgedeki gelişmelere yönelik hani başlığı biraz öyle attım hani İsrail-Filistin savaşında Rusya'nın İsrail'den rahatsızlığı büyüyor artıyor bunu vurgulamak lazım bir yandan temasları Devam ettiriyor belki ancak e, Televizyon yönetimine yönelik de e, bir rahatsızlığın arttığı artık e, sözlere de retoriğe de yansımaya başlamış durumda. Bunu belirtmiş olalım. Tabi e, videoya geçmeden yayına geçmeden önce ne yapmamız lazım onu hatırlatalım. Muhakkak Kerim'le Krem'le abone olmadıysanız hala bakın 3. Dünya Savaşı'nın eli kulağında muhakkak abone olursanız güzel olur. Biz burada daha ziyade barış üzerine barış vurgusu yapıyoruz malum. Dolayısıyla e, o açıdan da ona destek vermiş olursunuz. Eğer videoları beğeniyorsanız, videolardan istifade ediyorsanız şu beğenme tuşuna basarsanız çok güzel olur. E, başka insanlarla paylaşırsanız bildirimleri açıp hemen ilk e, haberdar olursunuz videolardan. O da bir katkı sağlar hepimize ve yine ...çok değerli o görüşlerinizi, eleştirinizi, yorumlarınızı videonun altına yazarsanız sevinirim. Ee, öte yandan hani videoya başlayalım isterseniz. Tabii e, malum haritayı artık ezberlediniz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları veya işte Batı Şeria nerede, İsrail nerede falan... ...Gazze nerede? E, haritayı göstermiş olayım. İşte e, o Hamas'ın çok vahşet içeren dediğim gibi terör saldırısı sonrası... ...İsrail'in de Gazze'ye yönelik çok ağır bir bombardımanı söz konusu... Gazze'de işte yani yerle bir olmuş binaları görüyorsunuz. Bir dümdüz etme gibi bir hedefi var zannediyorum Neten Yahu'nun. Neyse yani işin tabi insani yönü çok trajik bu konuda artık hani çok diyebilecek bir lafta da yok. Yani üzüntü belirtmekten ziyade başka bilmiyorum ne diyebilirim. Ama içler acısı görüntüler gelmeye devam ediyor bölgeden. Ben tabi maalesef işin soğuk yanıyla biraz siyaset kısmıyla kısmıyla, jeopolitik kısmıyla ister istemez ilgilenmek durumundayız. Kusura bakmayın o açıdan insani yönü meselenin, savaşın bu Kerim ile Kremlin videolarında ister istemez arka planda kalıyor. O açıdan kusura bakmayın lütfen. Şimdi Putin'in açıklamalarına geldiğimizde şu görüntülere bir bakalım. Basın toplantısı sırasında detaylı bir şekilde girdi burada Putin. Hem BDT zirvesi sırasında da girdi. Bu hafta böyle bir 3-4 defa bu konuya ele aldı. Böyle birkaç dakika böyle üzerinde durdu. En son basın toplantısında zannediyorum içindeki birçok hani her şeyi herhalde anlatmıştır ee, yani çıkarmış olduğunu düşünüyorum büyük ölçüde ee, bir Irak Başbakanı ile görüşmesinde konuştu bir Rusya Enerji Haftası vardı Petersburg'da orada konuştu bu meseleyle ilgili olarak şimdi de işte Bishkek'te bu meseleyi ele aldı şu görüntülere bakalım hemen önemli başlıkları ele alacağız. İsrail'e kalkmıştı tabii ki bu bir mükemmel atak ve bu bir hikaye yoktu ve sadece masaya göre ve... по характеру исполнения, по жестокости. Ну что там говорить? Надо вечно называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами. Конечно, мы понимаем логику событий, но несмотря на, на но с другой стороны, я вот сказала, что Израиль столкнулся, конечно Этих, этой безопасности. Но Можно нужно найти, найти эти Neyse ne yani bunun hepsini tabii vermem biraz zor olur uzun çünkü ancak öne çıkan başlıklarda şunlar vardı İsrail dedi, tarihte benzeri görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kaldı dedi bunun adını koymak lazım dedi bu çok önemli ama dedi öte yandan buna oldukça son derece geniş ve son derece acımasız yöntemlerle cevap veriyor dedi, dedi. tabii ki buradaki mantığı anlıyoruz ama bütün bu durumun keskinliğine rağmen sivilleri de düşünmek gerekiyor dedi yani bu tabi direkt Ukrayna Savaşı ile de ilgili diyeceksiniz muhakkak katılırım görüşünüze. Ancak hani Rusya'nın İsrail-Filistin sorununa bakışında bu meselenin böyle öne çıkarıldığını görüyoruz Putin tarafından. İster istemez onu söylemem lazım ve yine burada söylediği Putin'in gerçekten ben hani bu video içinde en önemli kısım olarak burayı değerlendiriyorum açıkçası. Hani 2. Dünya Savaşı'nda dedi Leningrad kuşatması vardır. Nazi, Alm Nazi Almanya'sının işte Sovyetler Birliği'ne yönelik yaptığı sempet kuşatması böyle 3 yıl kadar sürmüştür doku, yaklaşık 900 gün kadar sürmüştür tabi Putin de Leningradlı yani netice itibariyle orayı çok iyi biliyor Dolayısıyla onunla o kuşatma ile ilgili yaşanan sıkıntılarla falan büyümüş etmiş birisi. Ben mesela ilk Rusya 2006 yılında Leningrad'a, Petersburg'a gelmiştim zaten. Orada da belli bir süre yaşamıştım Petersburg'da ve o zaman da hala işte 2. Dünya Savaşı'ndan o dönemden böyle o savaşı görmüş insanlar. Tabii o zamanki sayıları çok daha fazla fazla idi. Birçok arkadaşımdan dostumdan hani Rus işte onların babaanneleri, babuşkaları falan, dedüşkaları hep böyle Leningrad Leningrad kuşatması ile ilgili yaşadıklarını falan anlatırlardı. Dolayısıyla burada şimdi Putin şu benzetmeyi yaptı. Üstü örtülü de çok yaptı diyemem ama yani üstü örtülü diyelim hadi. Hani 2. Dünya Savaşı'nda dedi Leningrad'ta dedi uygulanan abluka e, biraz uygulanmaya çalışılıyor gibi geliyor dedi yani e, Gazze'de. İşte bu bu konuda Batı'da çıkan şeyleri falan görüyoruz dedi. E, haberleri falan tarzında. Hani direkt böyle İsrail Leningrad kuşatmasını Gazze'de uyguluyor deme dedi ama hani o oraya gidiyor yani işin ucu oraya gidiyor söylediğinde ee, öyle bir benzetme var yani bunu vurgulamamız lazım. Ee, yani Lenin dediğim gibi İsrail'in e, mevcut yönetiminin biraz üstü örtülü bir şekilde Nazi Almanya'sıyla karşılaştırması var ve bu dedi ne ne demek biliyor musunuz dedi yani. Bu dedi kabul edilemez bir şey dedi. 2 milyondan fazla insan yaşıyor Gazze'de dedi şu an dedi. İşte e, gazetedeki herkes zaten Haması desteklemiyor ki neden herkes cezalandırılsın dedi acı çeksin falan içlerinde kadınlar ve çocuklar da var üstelik dedi e, İsrail tabii ki kendi güvenliğini sağlama hakkı var dedi bir taraftan hani e, dengeli götürmeye çalışıyor güvenliğini garanti altına alması e, lazım falan ama dedi hani bunu barışçıl e, yollarla da dedi bulabilir. Şuraya. Израиль, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности. Острадать страдать должны все подряд. И, на мой взгляд, это а, военного и невоенного характера. А, такого же, а могут быть предприняты меры, если <coughs> говорится о том, что вот в отношении сектора газа а, могут быть предприняты меры а, военного и невоенного характера, а, такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны. Но мы же понимаем, с чем это связано. И на мой взгляд, это неприемлемо. Два с лишним миллиона человек там живет. Далеко не все Хамас поддерживают, кстати говоря. Evet yani e, bu buralar gerçekten bence çok önemli ifadeler idi güçlü ifadelerdi. E, bunu dedi barışçıl yollarla bulabilir Arabuluculuk çabalarıyla e, İsrail orada kendi güvenliğini garanti altına alabilir alması da lazım dedi. İsrail'de birçok e, eski Sovyet Rusya vatandaşı falan yaşıyor dedi bunu unutamayız. İşte diğer yandan onlarca yıldır da dedi Arap dünyasıyla dedi iyi ilişkilerimiz var ve Filistinlilere de dedi onlarca yıl önce söz verildi dedi yani Doğu Kudüs başkent olacak şekilde de işte 1967 bir önceki yayında detaylı ele almıştık e, BMGK kararı e, işte e, bağımsız Filistin Devleti Doğu Kudüs'te başkent olacak şekilde dolayısıyla BMGK kararı verildi yani buna bütün dünya o anlamda bunun altına imza atmış olduğu bir açıdan kaldı ki o karar tasarısında yine 15 e, üyesi BMGK'nın daimi ve geçici üyeler hepsi e, onaylamıştı o sözlerin yerine getirilmesini beklemekte haklılar dedi Fili, e, Filistinliler bunları birlikte düşünmek lazım bir tarafta İsrail kendi güvenliğini sağlasın. Ancak Filistinlilere de verilen sözler tutulsun diye. Yani Rusya burada bağımsız Filistin devletinden yana tavrını güçlü bir şekilde koymaya devam ediyor. Retorik düzeyinde belki gerçekleşmesi yani hiç de kolay olmayan bence pek de gerçekçi olmayan ee, ama buna rağmen eğer değiştirilecekse de bu e, plan bunun yine BMGK kararıyla yeni bir karar alınacaksa alınması tarzında hani böyle bir tutumu var Moskova'nın oradaki insan mesela şu söylediği de önemliydi. Oradaki insanlar tabii ki dedi bundan dolayı işte bugünkü çatışmalardan dolayı suçlu değiller dedi. Yani hani bunun 70 yıllık neyse geçmişi var yani. Bunu görmezlikten gelmek mümkün değil, doğru da değil dedi. Rusya bu konuda yardım edebilir işte İsrail'le dedi. Özellikle burada mesela şu vurguyu yapması da bence önemliydi. Özellikle son 15 yılda ilişkilerimiz iyi dedi yani. Yani biraz kendi dönemi kaldı ki kendi döneminin de hepsi değil yani. Hani öyle diyelim. E işte özellikle Netanyahu dönemine vurgu yaptı. Netanyahu uzun süredir malum İsrail'de başbakanlık yaptı, yapıyor. hem de dedi Filistin'le dedi geleneksel iyi ilişkilerimiz var vurgusu vardı Putin'de. Yani dolayısıyla böyle bir ara buluculuk gibi eğer bize ihtiyacınız olursa biz buradayız konusunda güçlü bir mesaj verdiğini belirtelim ama yine bir arabuluculuk meselesinde yani Rusya'nın şu an rol oynaması bence çok gerçekçi değil. Putin de bunu gerçekçi olarak gördüğünden değil ama hani biz buradayız, hazırız. İşte e, ihtiyacınız olursa başvurabilirsiniz tarzında bir yaklaşım sergiliyor. Yine e, birleşme e, Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesi sırasında da yine söylediği bazı hususlar vardı. Şu görüntülerde bakalım yine e, ele alacağız, BK, devam edeceğiz. Al programı, tensor, В живых районах это, это сложное дело. Yani e, burada da mesela işte etrafın diğer liderler var, BDT Zirvesi, BDT ülkeleri lideri e, liderleri e, iki taraftan da dedi e, binlerce sivil vatandaşın öldüğü bir e, İsrail-Filistin çatışmasından bahsediyoruz dedi öncelikle daha uzun başka şeylerden de bahsetti de onun için e, bunlar önemli noktalardı mesela bu dedi ABD'nin dedi Orta Doğu politikasının tam bir başarısızlığı dedi direkt İsrail'e yönelik yani e, suçlamalar da var ama asıl burada Rusya muhatap olarak e, İsrail-Filistin savaşındaki ana sorumluluğu e, ABD'ye yüklüyor. Yani bunun altını çizelim. E, çünkü dedi Amerika Avrupalı uydu ülkeleriyle neyse uydularıyla birlikte çözüm sürecini dedi monopolize etmeye e, tekerlerini almaya çalıştılar dedi. Aslında bu doğru. Yani söylediği doğru. Bildiğim kadarıyla. Özellikle şu son yıllarda işte Trump'ın bir malum işte yüzyılın anlaşması falan İsrail ile Arap ülkelerinin arasında bir barış, bir Filistin böyle planı vardı ama Filistinlere bir devlet verme bağlamında değildi. İşte para vereyim. Onlardan da artık devlet olma haklarından da vazgeçsinler diye özetlenebilecek bir formül yani. Hani para çünkü Trump paradan anlıyor. Para verecek işte bir şekilde. Orada İsrail ile Arap ülkeleri bir barış sağlayacak. ki tekim çeşitli adımlar da atıldı malum. İşte Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ilişkileri büyük ölçüde normalleştirdi falan. Bazı başka Arap ülkeleri Aynı şekilde işte en son Suudi Arabistan işte İsrail ile böyle normalleşme sürecini başlattıydı aşağı yukarı yani böyle bir durum vardı. Dolayısıyla hani orada Orta Doğu dörtlüsü diye işte Rusya'nın da içinde olduğu Birleşmiş Milletlerin Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın içinde olduğu o Ortadoğu dörtlüsünün o formatın çalışmayıp Amerika'nın biraz da Avrupalı müttefikleriyle işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde götürmeye çalıştığı bir süreç vardı. Yani çözüm sürecini monopolize etmeye çalıştığının altını çizmek lazım yani. Bu tabi belli bir başarısızlık yani doğurdu. Yani işte Putin'e göre bu tam bir başarısızlık doğurdu. Her iki tarafın da üzerinde uzlaşabileceği çözüm konusunda çalışmadılar çünkü diyor. Daha doğrusu hatta yani Putin onu açık açık söyledi. E bu da doğru yani yalan değil. Hiçbir zaman dedi Filistin halkının temel çıkarlarını göz önünde bulundurmadılar. Uzun yıllar boyunca ABD'nin sürdürdüğü bu politika durumu e, durumu çıkmaza soktu dedi. E, Amerika'nın uydurduğu e, bahanelerle gerekçelerle dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yetkilerinin de olduğu Orta Doğu Dörtlüsü gibi özgün bir format kullanılmadı. Yani işte bizi bizi dışladılar diyor biraz hani Rusya. Yani dışladılar, dışlamadılar. işte Ukrayna'daki savaşın etkisi falan bunlar ayrı bir tartışma. Ee, ancak netice itibariyle burada Amerika'nın işi biraz böyle e, uhdesine alıp hani tabir caizse kendi başına götürmesinin bunun, bunun ve burada da bir başarısızlığın söz konusu olduğu. Çünkü en büyük neden olarak da Filistin halkına yönelik o vaat edilen o bağımsız devlet e, projesinin e, işte 67'den boyuna, bu yana tamamen sulanması böyle gerçekçi bir e, e, yani ortamdan yani bir formül olarak artık gündemden düşmesi e, söz konusuydu bu son yıllarda özellikle e, bazı mesela diyor ki Putin yine bazı ekonomik teşviklerle dedi derin siyasi sorunlar çözülmeye çalışıldı işte Trump'ın veya Amerika yönetiminin daha ziyade Filistinlilere sunduğu e, ekonomik yardımlar yardımlar en önemlisi de dedi siyasi sorun olarak çözülmeye çalışan hani Filistin devletinin kurulması gibi bir şey hani e o çözülmeye çalışıldı yani kurulmayacak veya işte bir şekilde gündemden kalkacak diye ve bu durum böyle aşama aşamada dedi yerleş, yerleşim politikasıyla İsrail yönetiminin etkisiyle yani bugünkü trajediye vardı yani işte Hamas e, militanları neyse e, falan onlar durup dururken saldırmadı diyor bir anlamda yani İsrail'e e. tabi bunu biraz böyle benim dediğim gibi basitleştirerek söylemiyor ama hani bir arka planı var diyor yani Hamas'ın bu saldırısının bir arka planı var bunu tamamen böyle göz ardı ederek konuyu ele almak eksik olur tarzında Putin'in bir tutumu söz konusu. Gazze'deki kara harekatına burada da yine temas etmişti. Ee, yine mesela bu dedi harekat dedi bu çok dedi amatörce bir iş olur dedi yani yarı profesyonel bir iş olur dedi. Meskun mahallelerde ağır silahların kullanılması bu zor bir iştir. Hani Ukrayna'dan biliyor zaten Putin yani. İki taraf içinde ciddi sonuçlara yol açar diyor. Ama ağır silah olmadan da yine o meskun mahallelerde operasyon yürütmekte zordur. E, nasıl Hamas militanlarını falan bulacaksınız edeceksiniz. İşte hayatını kaybeden sivil vatandaşların sayısı kabul edilemez boyutlarda olacaktır. İşte 2 milyondan fazla insan yaşıyor. Aynı böyle ifadeleri kullandı. Şu an en önemlisi dedi akın akan kanı durdurmak ve bir an önce kolektif çabalarla dedi ateşkes sağlayıp sahada durumun bir an önce normalleşmesi diye bir vurgusu var idi. Ve yine Rusya tüm böyle yapıcı partnerlerle işbirliğine hazır. İşte artık Avrupa, Amerika kim Bilmiyorum yani öyle bir durum olmaz zannetmiyorum. Daha ziyade herhalde burada Körfüz ülkeleri, Arap ülkeleri falan Mısır'dı, Katar'dı falan Türkiye, İran onları katıyor olabilir. İsrail'e de bu açıdan ilişkisi var. İşte İsrail Filistin sorununun çözümünün müzakereler dışında alternatif bir çözümünün olmadığını düşünüyoruz dedi ve bu müzakerelerin hedefi de e, günün sonunda Birleşmiş Milletlerin o iki devletli çözüm formülünün hayata geçirilmesi olmalı. İsrail'le barış ve ortak güvenlik içinde yaşayacak ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olmalı dedi. Yani bu müzakerelerin ana hedefi bu. İsrail'in e, eşi görülmemiş derecede vahşi bir saldırıya maruz kaldığını görüyoruz. Ve tabii ki kendini savunmaya hakkı var. Ee, ancak bununla birlikte barış içinde varlığını sürdürmeye ihtiyacı var. Ama bu barışçıl yollarla mümkün. Bunun alternatifinin olduğunu düşünmüyorum. Vurgusu vardı. Ee, Putin'in yaptığı bu açıklamalarda bunu belirtelim. Öte yandan hani Ukrayna'dan havasa e, silah tedariki oldu mu olmadı mı falan tarzında böyle bazı gazeteciler sorular sordular. Ee, Putin burada şunu söyledi. Ben de Ukrayna yönetimine dedi mevcut yönetime çok bir sempatiyle bakmadığımı biliyorsunuz dedi ama Ukrayna'dan Hamas'a silah tedariki olduğundan emin değilim. Yani bu konuda şüphelerim var dedi ama Ukrayna'ya yönelik veya Ukrayna'dan silah tedarikinde sızıntıların olduğundan dedi şüphem yok. Yani orada sızıntılar olur. Ukrayna'da da çünkü dedi satılabilecek her şey alınıp satılıyor dedi yani hani Ukrayna'da e, hani bir bir şey var çönlü rınak derler Ruslar şimdi e, kara piyasa mı denirdi ona Türkçe neyse yani bir şey her şey alınıp satılıyor dolayısıyla orada sızıntılar olabilir ama şimdi benim elimde bir delil yok Ukrayna'dan saması silah gitmiştir bu tarz bir şey diyemem dedi en azından biraz hakkaniyetli e, bu açıdan söyle, konuştuğunu söyleyebiliriz herhalde yine e, hani burada toparlarsam şunu demek istiyorum hani bu Putin'in konuşmasıyla ilgili ee... Putin'in böyle İsrail yönetimine yönelik bu yaptığı üstü örtülü de olsa ki pek de üstü örtülü değil ama neyse öyle diyelim. Özellikle şu son zamanlarda malum Kanada'da parlamentoda nazinin bir nazinin alkışlanması falan o zamanlarda çok benzetmeler kurmaya çalıştıydı. O açıdan söylüyorum yani üstü örtülü pek değil diye. Çünkü o zaman da yani bir önceki yayınlarda bahsetmiştik işte eğer Kanada parlamentosu başkanı e Nazi Ruslara karşı Sovyetlere karşı 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının savaştığını bilmiyor ise o zaman o aptalın tekidir demişti. Yani demek istediğim burada da bugün işte Leningrad kuşatmasını yapan e, kim Nazi Almanya'sı yani bunu ismini söylemiyor ama onu 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 belirtiyor yani o açıdan söylüyorum. Dolayısıyla bu benzetme e, hani Rusya'nın İsrail'in e, işte Gazze'de attığı adımlara yönelik bir artan rahatsızlığının olduğunu e, anlamına geliyor. şu Moskova'da bunu belirtmek lazım. Yine mesela bir diğer önemli husus bu bir hafta içerisinde Putin'in bu yaptığı dört açıklamada da İsrail Filistin meselesiyle ilgili hani hiçbir şekilde böyle başsağlığı dilemediğini de görüyoruz. Yani bu açıklamalarda hiçbirinde yok yani. Hani bir kınama da yok yani işte Hamas'ın saldırısına yönelik bir kınama da yok. İsrail'in yaptığı saldırılara yönelik de bir kınama yok. Yani bu, bu, önemli bir nokta gerçekten. Yani, yani Rusya tarafı burada hani ağzını bıçak açmadı bu açıdan. Hani burada muhtemelen benim şahsi kanatım Ukrayna ile ilgili durum önemlidir. Yani Ukrayna'daki savaşla birlikte e, çünkü yani İsrail'in de Ukrayna'ya belli ölçüde tedarik ettiği silahlar var. E, bir önceki yayında belirtmiştik. E, o orada ölen binlerce, on binlerce Rus askeri var. E, o, bu süreç içerisinde de bir buçuk yılı geçti. Hani e, İsrail'de Rusya'ya yönelik bir başsağlığı falan filan herhangi bir şey dilemedi. Zaman zaman böyle terör saldırısı olarak da adlandırılabilecek saldırılar da hani gerçekleşti şimdi. Dolayısıyla hani orada benim anladığım kadarıyla hani Rusya-Ukrayna meselesini sadece böyle batı ile ilişkilerinde değil diğer ülkelerle de hani batı dışındaki ülkelerle ilişkilerinde de böyle özellikle diplomatik böyle nüans içeren meselelerde de bir başlangıç noktası olarak görüyor. Yani bize nasıl davrandılar bu Ukrayna meselesinde Batı dışı ülkelerde biz de ona göre bu diplomatik açıklamalar ona göre yaparız tarzında bir tutum söz konusu zannımcı. Hani işte İsrail askeri açıdan Ukrayna'nın yanında işte ve Rusya'ya hiç başsağlığı dilemedi falan. Rusya'da işte falan dilemiyor tarzında bir sanki böyle bir benzeşme var gibi. Ve yine mesela işte Peskov'a da sordular Kremlin sözcüsü. Putin işte Netanyahu ile görüşecek mi falan filan tarzında. Yani bir, görüşme planı falan şu an için yok dedi. Ama şu an İsrail onu orası kaynıyor o bölge. Yani hani normal zamanlarda olsaydı Putin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirirdi herhalde ve yani şu an için yok dedi bakalım dedi falan filan Mahmut Abbas'ın Filistin işte o batı Şeria'dan oradan Mahmut Abbas'ın işte Moskova'ya bir ziyareti söz konusu olacak ama bunun henüz tarihi falan belli değil yani böyle bir tablo var ve diğer yandan hani Netanyahu ile Putin'in görüşmemesine rağmen hani İran Cumhurbaşkanı reisiyle görüşmesi veya işte Erdoğan'la falan görüşmüş olması da bunlar not edilmeli yani asıl çatışmanın muhatabıyla muhatap dariyle belki e, hani Hamas lideriyle görüşmedi görüşmez Putin belki ama hani Netanyahu ile görüşebilirdi. Bunun e, en azından şu aşamaya kadar es geçildiğini vurgulamış olalım. Dolayısıyla bu Putin'in açıklamalarında retoriğin özellikle e, Rusya'nın dediğim gibi İsrail'in attığı Gazze'deki özellikle Gazze'de attığı adımlardan e, rahatsızlığının e, artmaya yükselmeye başladığını zannımca not etmemiz gerekiyor. E, öte yandan yine e, dediğim gibi Moskova'daki İsrail büyükelçisi Alexander Ben Sivi e, bilmiyorum herhalde belki de e, e, detaylı bakmadım açıkçası Rusçası da var olabilir bir bilgim yok. E, onun komersant'a yaptığı bir verdiği bir röportaj var e, detaylı sayıları Bilecek bir röportaj önemli hususlar var. Ben hemen e, zaten başlıkta ona e, başlıkta o şekilde yazılmış e, Rusya'nın Hamas'ın bu saldırısına yönelik e, orada bir şey, pay sahibi veya bir katılımı ile ilgili iddialar tamamen saçmalık. Polonya yerunda diye bir başlık var. Yani bunu söylemiş Moskova'daki İsrail Büyükelçisi. Ee, öte yandan yine burada söylediği önemli diğer hususlardan e, Hamas dış güçlerin elinde bir silaha e, dönüştü diyor. En başta da e, İran'ın elinde bir silaha dönüştü diyor. E, İran'da zaten İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden rahatsız idi. Bu İbrahim anlaşmaları işte malum Trump'ın işte damadı Kushner hani onun biraz biraz da yürüttüğü meseleydi. Ee, bir normalleşme vardı falan İbrahim anlaşmalarıyla dış güçler bu süreci durdurmak istemiş olabilirler tarzında İsrail tarafında bir kanı var. Batı'da da genel anlamda bak bu böyle bir kanaat hakim. Yani bu İran işte Hamas'ı desteklemiştir. İşte en temel amaçta da e, Arap ülkeleriyle işte İsrail arasındaki normalleşme sürecinin akamete uğraması diye. E, ama hani benim şahsi görüşüm çok önemli değil. Ortada uzmanı değilim. Ama anladığım kadarıyla e, okuduklarımdan dinlediklerimden e, şöyle bir genel kanaatte var başka bir açıdan işte bu süreç belli ölçüde aksasa da geçici olarak böyle tökezler falan filan ama netice itibariyle Suudi Arabistan'ın e, İsrail ilişkilerini normalleşme istemesi veya İsrail'in aynı şekilde Arap ülkeleriyle falan bunlar da, bunların dinamikleri daha geniş bir düzleme dayanıyor. Dolayısıyla böyle gecikse de falan biraz ertelense de bu süreç 3 ay, 6 ay, 1 yıl falan sonra tekrardan e, onlar mon Normalleşir tarzında da yine güçlü önemli uzmanların isimlerin ortadığı onların öyle bir kanaati var. Şahsen bana da o daha mantıklı geliyor o seçenek. Neyse dış güçler de bu süreci durdurmak istemiş olabilirler. İşte İsrail'de de aynı böyle dış güçler falan var. Yani Türkiye'de malum çok var. Ama Orta Doğu böyle yani. Neticede Orta Doğu birçok buz cumhuriyeti var. Veya Orta Doğu birçok büyük devletin çıkar alanlarının, nüfuz mücadelelerinin olduğu bir coğrafya. Yani Orta, Orta Doğu öyle bir coğrafya. Portekiz değil yani Hollanda değil. İşte ne bileyim bir Şili değil yani. Yeni Zelanda değil yani. Dolayısıyla hani dış güçler faktörünü yani İsrail de bakın kullanıyor işte. İran biraz orada tabii onun onu mesajını veriyor. Yani hani her şeyi böyle komplo falan dememek lazım. Biraz böyle yeterli argümanlarınız, güçlü deliliniz falan varsa yani bu dış güçlerin etkili olduğunu da görmeniz lazım yani. Böyle dengeli gitmek lazım bu tarz meselelerde öyle söyleyeyim. İran'ın direkt askeri çatışmaya müdahale edeceğini müdahale olacağını düşünmüyorum demiş İsrail'deki Moskova Büyükelçisi. Daha ziyade İran kendi proksilerini işte vek vekil e, güçlerini kullanır falan diye düşünüyor. E, Hamas, Hizbullah İslami cihat gibi. İşte İran'da İsrail'e varabilecek füzeler var ama kullanacağını sanmıyorum diye. Bakın yani Moskova'daki İsrail Büyükelçisi böyle bir açıklama yapmış. E, kara harekatının ise diyor iki hedefi var. E, Gazze'de işte İsrail'in yapmayı istediği belki bugün yarın başlayacaktır. E, Hamas'ın diyor terörist altyapısını tümüyle imha etmek bizim topraklarımıza bir daha saldırmalarını engel olmak diyor. Gazze'de yaşayanlar yaşayanlar şey diyor en iyi seçeneğin kendileri için İsrail'le barış içinde yaşamak olduğunu anlamalılar demiş. Moskova'daki İsrail Büyükelçisi bir de şöyle ifadeler kullanıyor. Yani bunları okuyunca zaten ben dedim bu kafa adam olmaz yani. Hani neyse yani tam bizim Türkiye'deki böyle şey kafa yani. Ya aşırı Erdoğan rejiminin kafası yani böyle ön, ç, elinde çekiç olunca herkesi çivi gibi görüyor işte Kürtler olsun başka toplumsal gruplar olsun falan yani mesela şunu diyor diyor ki e, e, yani onlara zaten elektriği veriyoruz, suyu veriyoruz diyor. E, kötü de para kazanmıyorlar diyor. İsrail'de de çalışabiliyorlar diyor falan. E, onlar daha fazlasında çalışabilirler falan diyor yani. Ama Hamas onların hayatını mahvetti diyor şimdi. Yani bu biraz bana e, hani e, öyle anlatırlar ya işte Hz. Musa falan İsrailoğulları'nı böyle e, işte doğru yola falan çağırınca falan zamanında işte işte İsrailoğulları da öyle denir yani yani sen haklısın ey Musa ama bizim karnımızı firavun doyuruyor diye. Hani yani burada da şimdi Gazze'deki sivilleri elektrik su falan bunlar zaten en temel ihtiyaç maddeleri yani tamam mı? Yani adamların asıl ihtiyacı bu değil ki. Hani onlar da işte zamanında İsrail oğullarının işte karnımı Musa'ya dediği gibi işte bizim karnımızı firavun doyuruyor. Dolayısıyla biz firavuna da tabiiz falan mı desinler yani. Tamam ya böyle değil yani. Para her şey Çözmüyor insanların başka ihtiyaçları da var neticede özgürlük gibi abluk altına almışsınız yıllardan beri yani falan yani şimdi dolayısıyla işin böyle parayla her şeyi böyle parayla çözme tam bir materyalist bakış açısı böyle bu doğru değil. Neyse İsrail'in Moskova'daki büyük elçisi öyle söylüyor. İkinci hedefimiz de diyor rehineleri kurtarmak demiş. İşte kara harekatı birçok sivilin ölmesine yol açmayacak mı ama falan diyor yani gazeteci sormuş öyle. Ee, yani terörizm hatta şey diyor terörizmle mücadele diyor bir ejderha gibidir işte bir kolunu kopardığınızda diyor iki kolu çıkar üç tane başa çıkar falan filan. Hani adam da şunu söylüyor yani diyor ki başka çaremiz mi var diyor yani terörizm kazanmamalı nokta işte falan eğer biz bir şey yapmazsak daha kötü olur demiş. Yani kara harekatına İsrail benim anladığım bir, bir cevap vermesi gerektiği için kara harekatına başlayacak gibi geliyor. Yani böyle bir, cevap vermemiz lazım. Caydırıcılığımızı tekrardan bölgede oluşturmamız lazım. Yoksa kara harekatı da yapamazsak bombalasak sadece yeterli değil falan tarzında düşünüyorlar herhalde. Yani bilemem tabii ama böyle bir kafa var. Rusya'nın katıldığı senaryolara geldiğinde ise hani bu Hamas'ın saldırısında parmağı var mıydı diye adam direkt söylüyor yok diyor yani biz Rusya'nın öyle veya bu şekilde diyor böyle bir şekilde diyor bu işin içinde olduğuna inanmıyoruz diye bir vurgusu söz konusu ikincisi zaten diyor e, Hani ABD diyor e, yani böyle Ukrayna meselesinden dolayı Hani dikkatler dağılıyor falan tarzında acaba Rusya e, dağılsın diye neredeydi o bir soru cevabı bulamadım da ee, yani hani e, Rusya acaba Ukrayna'dan dikkatleri Ortadoğu'ya çevirmek için e, Hamas'ın bu saldırına destek vermiş olabilir mi diye falan hani gazeteci böyle bir soru sorunca işte birincisi o diyor ki biz diyor bir şekilde hiçbir şekilde katıldığına inanmıyoruz Rusya'nın ikincisi de diyor zaten e, e, Amerika diyor e, İsrail'e diyor öyle ciddi bir kaynak ayırmayacak silah göndermeyecek diyor yani bu konuda yanıl, yanılıyor diyor e, tabii ki Amerika bizim stratejik ortağımız onlar bize silah gönderiyorlar biz de onlara gönderiyoruz zaten diyor. Ee, çok da bir şey değişmeyecek diyor. Yani e, demek istediği işte Rusya da bunu biliyor diyor ve e, dolayısıyla hani dikkatler böyle Ukrayna'dan yani Amerika işte silahları artık Ukrayna'ya değil de İsrail'e gönderecek falan tarzında bu, bu doğru bir çıkarım olmaz diyor. İsrail'in böyle bir silah yardımına ihtiyacı yok vurgusu var. burada dolayısıyla bu mesele daha ziyade e, komple olarak değerlendirmiş Moskova'nın İsrail Büyük e, İsrail'in Moskova Büyükelçisi eee bunu belirtmek önemli zannım. Ve yine e, peki Hamas'a silah Ukrayna'dan gitmiş midir diye sorulunca da e, o da yine onu Rusya tarafından yapılan açıklamalar var diyor ama elimizde bu konuda herhangi bir şey delil yok falan diyor. E, Rusya'nın ateşkes çağrısı müzakere falan filan diye sorulunca hani Rusya nasıl bir rol oynuyor falan işte ateşkes şu bu falan e, bana böyle sorulduğu zaman diyor Büyükelçi. Onlara soruyorum diyor. İki soru soruyorum diyor. Yani kiminle müzakere edeceğiz? neyi müzakere edeceğiz diye soruyorum diyor. Hamas teröristleriyle ne konuşacağız falan. İsrail'in varlığını bile tanımıyorlar diyor. Ateşkes diyorlar ama işte hani Rusya'yı falan kastediyor bizim de binden fazla insanımız öldü. Şimdi kuzeyden ateş diliyor işte Lübnan falan, Hizbullah falan kastediyor. Bizden bir şey istemek kolay diyor. Biz devletiz çünkü siz gidin diyor. Direkt onu da söylemiş yani. Siz gidin diyor terör örgütleriyle bu meseleyi konuşun diyor. Yani tamam mı? Yani bu, bu şimdi işte bunlar önemli sert açıklamalar. Yani retorik düzeyinde de İsrail'in Moskova Büyükelçisi'nin de ben burada belli bir Rusya'ya yönelik bir sistem vari bir şey, röportaj olduğunu belirtmiştim etmemiz gerekiyor. Ee, bunu bunun altını çizelim. Şimdi e, Rusya'nın dediğim gibi en önde gelen saygın Orta Doğu uzmanları, dış politik uzmanlarının e, yazılarına görüşlerine biraz bakalım isterseniz. Grigory Lukyanov e, e, çok önemli Orta Doğu uzmanıdır. Bölge gayet iyi bilir. Suriye, Libya, Arap, İsrail falan meselelerini. İzvestiya gazetesinde e, geçtiğimiz günlerde bir e, konuyla ilgili bir analiz yayınladı. Valday'da da önemli bir isim. Yine Vışka'da e, hocalık yapıyor falan. Ben de iyi Tanırım yani kaliteli bir uzman ne söylediği önemlidir. Bir başlık işte Kıyamet Günü falan işte biraz o 1973'teki Yom Kipur Savaşı'na atıf yapmış onu söylüyor zaten. Diyor ki 7 Ekim 2023 diyor. Sadece İsrail-Filistin ilişkileri açısından değil. Orta Doğu bağlamında da diyor tarihe geçti. En son diyor 1973 yılında işte Yom Kippur Savaşı sırasında diyor İsrail ile düzenli Arap ülkeleri, Arap orduları arasında diyor konvansiyonel bir savaş vardı diyor olmuştu. Filistinli silahlı gruplar diyor burada. Terörist dememiş yani. Çünkü Rusya Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etmiyor biliyorsunuz. İşte ilk kez Filistin'den silahlı gruplar diyor onlarca yıldan bu yana aktif bir şekilde saldırıya geçtiler diyor. İsrail ordusu bölgenin en iyilerinden biri olmasına rağmen hazır değildi bu saldırıya diyor. Saldırının hedefi toprak kazanımı değil, sivil nüfusun ve askeri tesislerin tümüyle imhası vurgusu yapmış Grigori Lukyanov. Aslında bunu diyor, bölgeyi iyi takip edenler böyle bir savaşın olabileceğini öngörmüşlerdi diyor. İsrail çünkü uzun yıllardan beri imitasyon bir müzakere süreci yürüttü diyor. Gerçekçi bir müzakere süreci yürütmedi diyor. 50 yıl sonra diyor, şimdi Filistin İsrail mücadelesi hibrit boyuta evrildi demiş. Bölge ve dünya için yıkıcı sonuçları olabileceğini tahmin etmek e, kolay yani çok da zor değil vurgusu var. Peki nasıl mümkün oldu bu saldırı falan deyince yani orada detaylı açıklıyor. Önemli hususların ben altını çizdim isterseniz bunun üzerinden geçelim hızlıca. Diyor ki 28 yıl önce diyor Oslo 2 anlaşması imzalanmıştı diyor. Açıktan çatışmayı reddediyordu diyor taraflar. İsrail'in önceden işgal ettiği Filistin topraklarında geçici olarak Filistin yönetimi kurulacak geçici vurgusu var burada. Normalde Oslo 2 diyor ilerleyen dönemde kapsamlı bir barış anlaşmasının temelini oluşturmalıydı ama bir adım ileri gidilemedi. Ya anlaşma imzalandıktan sonra diyor. Sonrasındaki yıllarda İsrail müzakereleri reddetti. Sürekli Filistin örgütleri ve toplumu içinde diyor terör tehdidini ileri sürdü ve bir yandan da tartışmalı bölgelerde yeni yerleşimler yerleşim yerleri açtı diyor Yahudun nüfus için ekonomik olarak da Filistin bölgelerini abluk altına aldı diyor ve düzenli olarak cezalandırıcı şekilde diyor baskınlar yapıldı askeri operasyonlar yapıldı diyor aslında baktığınızda böyle yani yani İsraili daha ziyade sorumlu gösteren bir tavır olduğunu görüyorsunuz Kudüs'teki Müslümanların mekanları diyor İsrail polisi, polisinin vahşet alanına döndü. Yıldan yıla durumu e, tırmandıran sadece İsrail'i politikacıların popülizm alanına dönüştü diyor Grigori Lukyanov. Yani hani e, bu yazıyı ben okuyunca dedim bu direkt yani İsrail'i e, e, şeye taşa tutmuş yani neyse. Hani böyle direkt böyle Filistin tarafında duruyor. Çok çok büyük ölçüde bu yazı yani. E, ama saygın bir isim. Yani Grigori Lukyanov e, 2020 21 yıllarında diyor Amerika'nın ara buluculuğunda İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında varılan İbrahim anlaşmalarıyla diyor. Filistin halkının çıkarları Amerikan-İsrail jeopolitiğine kurban edildi vurgusu var. Daha önce Filistinlilere silahlı mücadeleyi reddetme karşılığında söz verilen topraklar diyor. Yeniden bölüştürme teklifi yapıldı diyor. İşte İsrail tarafından kurulan yasadışı yerleşimler de diyor sökülmedi, bir yerinden kaldırılmadı. Onlar korunup diyor yasal hale getirilmeye çalışıldı diyor. Amerika'nın planı biraz bunu öngördü vurgusu var. Filistinlilere kendi topraklarından, kutsallarından, işte ata mezarlarından falan vazgeçme karşılığında havuç olarak diyor körfez ülkelerinde sağladığı yatırım ve yardım paketleri sunuldu. Ekonomik da bu şekilde kaldırılacak diyor. Yine Filistinli gruplara yönelik Trump yönetimi tarafından geliştirilen yüzyılın anlaşması herkesin hoşuna gitmedi. Hatta sadece Filistinliler için değil, bazı Arap ülkeleri, İran ve geniş Arap ve Müslüman toplum kesimleri içinde bu bu meseleden, bu süreçten çok hoşlanmadılar diyor. Aralık 2022'de diyor İsrail'in tarihinde en aşırı sağcı iktidar yönetime geldi diyor. Filistinlerle görüşmeye de zaten zaten karşı isimlerde bunlar diyor. Peki neden şimdi diye sorulunca da hani Lukyanov Gri, bir tane daha Lukyanov var ona da geleceğiz çünkü. Ee, diyor ki 7 Ocak'tan beri diyor İsrail'de protestolar var. İşte, yargı reformu malum Netanyahu'nun ee, yapmaya çalıştığı 40 haftadır diyor devam ediyordu bu protestolar ee, ve bu protestolar genelde Cumartesi günü falan yapılıyordu diyor. Güvenlik birimlerinin de diyor dikkati diyor içeriye yöneliyordu diyor bu protestolar sırasında ister istemez dışarıdan çok dolayısıyla Hamas'ta muhtemel ki diyor bu durumdan faydalanmak istemiş olabilir diyor. Yine e, bu e, hani saldırı neden olduğu bunun arka planında ne var falan diye sorulunca da daha doğrusu yazıyı o şekilde yazmış diyor ki bunun beş temel nedeni var. Birincisi işte İsrail toplumunun Netanyahu hükümetinin aşırı sağ politikalarına engel olamaması, e, İsrail'de solun etkisizliği. E, çünkü 90'lı yıllarda biraz solun orada e, barışçıl tutumu söz konusuydu. E, i̇şte Gazze'de, Hamas'ta e, e, 呃啊。Uh. pozitif gelişmelerin olacağına dair beklentileri azaltmış olabilir diyor. İç İsrail içerisindeki iç siyasi bu dinamiklerin güçlenmesi, aşırı sağ meselesinin zaten 2023 yılı boyunca da diyor sürekli mescid Aksa'da diyor polis baskınları, işte Müslümanların şeref ve aşağılanması falan direkt bu ifadeler kullanılıyor. İşte İsraili siyasetçi ve devlet memurlarının radikal söylemleri, ekonomik ablukanın sürmesi falan bunları hep ortamı diyor kaynama noktasına getirdi. İkinci olarak diyor 2007 beri Gazze'de iktidarı elinde tutan Hamas'ın bazı konulardaki diyor tavizsiz pozisyonuna rağmen Rusya, Cezayir bu süreçlerde diyor bazı böyle ara faaliyetlerinde bulunmuşlardı. Ama İsrail bu süreçte e, taviz hiçbir taviz verme tutumu takılmıştı diyor. Bu da diyor bu ara platformlarının diyor otoritesini sarstı ve günün sonunda Gazze'deki grupları daha da radikal ve uzlaşmasız hale getirdi diyor. Üçüncü olarak yine daha önce Suriye ve İran'la kesilen ilişkilerin tekrardan yenilenmesi e demiş Hamas'ın askeri kapasitesinin askeri kapasitesini güçlendirmesine imkan verdi diyor ve dört olarak Suriye ve İran'la ilişkileri soğukken Hamas'a Katar ve Türkiye önemli yardım sağlamaya başlamıştı. Şu anda bu yardım devam ediyordur. Her ne kadar bu yardım askeri değilse de pek diyor Hamas'ın direniş kapasitesini geliştiriyor bu mesele demiş. Beşinci olarak da yine sonbahara doğru da diyor Amerika'nın arabulucu bu İsrail ile Suudiler arasındaki başlatılan müzakere süreci biraz duraksamıştı da diyor. Yani Suudiler bir şekilde normalleşme anlaşmasında e, Filistin halkının çıkarlarının da gözetilmesini istemişlerdi. Bu durumda diyor Gazze'deki o Hamas gibi gruplara diyor e, yani Suudilerin eğer böyle bir çatışma falan çıkarsa kendilerine destek verecekleri yönünde bir e, bu şekilde yorumlanmış olabilir onlar açısından diyor. Peki bundan sonra ne olabilir? Hani gelişmeler neyi gösteriyor falan deyince diyor ki 7 Ekim'de başlayan şiddet dalgası ne Gazze ne de İsrail sınırlarıyla kalacak gibi vurgusu var. Bakalım göreceğiz. E, Filistin'de şu an tek bir yönetim yok demiş. E, yok ki anlaşabilesin veya yok edebilesin. Ilımlı politikacıların otoritesi zaten ayaklar altına alındı uzun süredir. Her iki tarafta da savaş zamanı, yeni şehitleri Muçenik'i. Öyle Ruslar Rusça öyle derler. E, ve liderleri doğuracaktır de demiş. 20. yüzyıl ortasında olduğu gibi tüm dünyada Müslüman ve Yahudi çevreler kutsal topraklar için büyük bir e, dönüşümden, süreçten geçiyorlar. Çatışma diyor çok hızlı bir şekilde uluslararasılaşıyor. E, Suriye ve İran gibi Müslüman ülkeler işte Filistin falan o taraftayken işte ABD ve Batılı ülkeler Hamas'ı kınarken diyor Topyekün İsrail'e destek veriyorlar diyor. E, Filistin şunu demiş 20. yüzyılda Olduğu gibi Orta Doğu'nun hala kanayan yarası tüm bölge, tüm bölgeyi etkiliyor. Birkaç ay öncesinde Suudi İran normalleşmesi işte, e, Türkiye Mısır normalleşmesi, işte Suriye ve Arap ülkeleri normalleşmesi falan konuşulurken diyor, bölgede tektonik değişimler için katalizör görevi, rolü oynayabilir bu e, son çatışmalar, son tırmanma. E, özellikle Hamas'ın işte e, başlattığı o terör saldırısıyla birlikte diyor. İsrail teröristlerle müzakere yapmayacağını söylüyor. Yaşadığı trajedi düşünüldüğünde diyor. Diyor bunu kınamak pek mümkün değil bu anlaşılabilir ancak diğer yandan da demiş bence burası da çok önemli ee, diyor ki asıl trajedi de zaten bu. Çünkü diyor onlarca yıldır taraflarca diyor medeni enstrümanların kullanılmasının reddedilmesi günün sonunda şiddetin daha fazla şiddeti doğurmasına yol açtı demiş Grigori Lukyanov. Dolayısıyla bu mesele böyle kolay çözülecek gibi hiç durmuyor. Şiddet daha fazla şiddet doğuracak vurgusu var Lukyanov'un. Diğer bir önemli isim Irina Zvegskaya Donomna babasının adı. Neyse Irina Zivegelskaya profesör ben de çok yakından tanırım çok kaliteli Orta Doğu uzmanıdır yani bölgeyi gerçekten adım adım bilen isimlerden biridir. Ee, yine İmemo'da görev yapıyor İvran'da işte Şarkiyat'ta İMMO'da e, önemli yine Rusya'nın e, yani böyle... E, çok önemli stratejik think tank kuruluşlarından, düşünce kuruluşlarından biridir. Yine vışkada ders falan veriyor veya işte Rusya Uluslararası Konseyi'nin yöneticilerinden biri falan. Önemli bir isim. Onun Interfax haber ajansı. Interfax'ı muhakkak yine takip edin. Rusya'nın üç ajansı vardır. İşte RIA Novosti, TASS onlar devlettir. Interfax özeldir. Interfax'ta da çok kaliteli böyle analizler, röportajlar falan çıkar. İri Nazive Gelskaya öyle bir röportaj vermiş bu son çatışmalarla savaşla ilgili diyor ki böyle bir çatışmaya diyor Hamas'ın kısa vadede hazırlanması e, uzun e, hazırlanması mümkün değil diyor uzun bir süre gerektiği çok açık diyor silah tedariki planlama yapacak falan eğitim şu bu e, ancak en şaşırtıcısı diyor ve açıklanamaz olanı demiş İzniv'e Gelska İsrail güvenlik güçlerinin bir reaksiyon vermemeleri o ilk aşamada malum verememeleri diyor halbuki Gazze tümüyle İsrail tarafı dan kontrol edilen bir bölge demiş. İsrail ajanı sayısı Gazze'de Hamasçılardan daha fazladır diye bir vurgusu var. Bu çok önemli bir vurgu gerçekten. Oradan bilgi düzenli bir şekilde İsrail'e akıyor olması lazımdı demiş. Yani bunlar şu önemli hususlar. Hani çok tartışılıyor işte malum Mısır istihbarat falan verdi deniyor İsrail öncesinde falan. Hani ne kadar somut istihbarat falan o ayrı bir konu. Ancak İsrail'in kendisi zaten diyor ki ajan sayısı Hamas militanları sayısından daha fazladır demiş. Veya İsrail'e bir şekilde destek olan İsrail'e çalışan isim sayısı falan. Neyse 1948'den beri diyor ilk kez Filistinli savaşçılar İsrail topraklarını aşıp çatışmayı orada sürdürdüler diyor İnsanları öldürdüler rehineler aldılar falan. Bu sırada e, sınır güçleri neredeydi İsrail'in güney bölgesi özellikle komutan neredeydi oradaki güney bölgesinin İstihbarat ne yapıyordu falan. Bence bu soruları İsrailler e, soracaktır ama belki şimdi zamanı değil diyoruz ileride muhakkak sorulması gerekir gerekir diyor yani acaba Hani bir Allah'ın lütfu Erdoğan'ın 15 Temmuz için kullandığı bir böyle bir fake bir olay mı kurgu darbe 15 Temmuz gibi bir şey mi acaba diye hani neden Netanyahu'nun 15 Temmuz'u göndermesi yapıyor yani Irina Zivegaskaya yani belli ki soru işaretleri var yani güçlü bir şekilde bence bu herkeste olması gerekir zaten bunu deşmek lazım biraz bu ilk günlerde 15 Temmuz için de böyle hani çok bile bilinemiyordu anlaşılamıyordu falan ama sonra işte 3-5 ay sonra mesele zaten daha fazla böyle açıklığa kavuştu bence yani çok büyük oranda diye düşünüyorum. Neyse yani o ayrı bir konu. Dolayısıyla böyle bir şey diyor ki e şunu diyor işte herkesi şaşırtan soru bu demiş. İsrail'in askeri tehdide karşı bu tarz bu derece hazırsızlığı diyor. Birçok yani soru işaretini beraberinde getiriyor demiş. Hem hep Gazze sınırı çok güçlü dediler diyor İsrail tarafı ama bir taraftan da kağıttan duvar olduğunu gördük diyor. Kimi yerde buldozerlerle diyor yıktılar geçtiler o duvarı diyor. Kimi yerlerde duvarlar işte paraşütlerle falan işte bir şekilde atladılar geçtiler diyor. İsrail her şeyi sağlıyordu işte elektrik su yiyecek biraz önce dediğimiz gibi hapta çöpünü bile topluyordu demiş yani gazeteci sorarken Gazze'nin çöpünü. Normalde ilişkilerin pozitif olması gerekli değil miydi diye sorulduğunda da yani doğru ama bu listeye hatta diyor iş de eklenebilir. Gazze'lilere iş de belli bir kotayla iş de veriyordu İsrail. Ama Burada mesela en önemli mesele eksikti demiş yani özgürlük bu bölgede anklavda sürekli yani abluka altında bulunan bir halk var idi yüzde yüz İsrail'e bağlı işte bir Mısır'la bir sınır kapısı var refah sınır kapısı ama hani netice itibariyle yani ne kadar Mısır orada özgürce hareket etmesine izin veriyor daha ziyade İsrail'in kontrolü altında özgürce hareket edemiyorlardı diyor tümüyle kapalı ortam sıkıcı bunaltıcı fakirlik var açık hava hapishanesi diye direkt bunu söylemiş iri Nazive Gelska'ya bunu yine vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Neredeyse bütün haklarından yoksundular diyor. Kendi devletleri yok. Pasaport alamıyorlar. işleri güçleri yok. Sürekli yeni sınırlamalarla karşı karşıyalar. Yeni İsrail hükümeti de diyor. Aşırı sağcı ekstra durumu daha da kızıştırdı diyor. Hükümet üyeleri çok provokatif açıklamalar yaptılar diyor. Davrandılar. Radikal silahlı... Yahudi yerleşimcilerini desteklediler demiş. Hatta bazıları Batı Şeria'da yaşayan Filistinlerin özgürce dolaşmalarına dahi karşı çıktılar diyor. Yasaklamak istediler. Bu provokasyon değil mi diye yine Irina Zivegelska'ya soruyor. İsrail polisinin mescid Aksa'daki baskınları, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın işte Itamar Men Itamer Ben Givir herhalde ile aşırı dinci parti işte Osma Yegudit liderinin diyor Kudüs'teki İslam dininin kutsallarında bulunduğu yerde Yahudilerin girişiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılması talepleri diyor bunlar falan. Çünkü bu konuda diyor anlaşmalar var. Ziyaretler nasıl yapılacak düzenlemeler var diyor. Bunun bunun diyor gözden çıkarılmış çıkarılmaya çalışılması falan. Bunlar provokatif eylemler değil mi diyor yani İsrail tarafından. Bu hükümet daha kısa süredir iktidarda bulunsa da diyor ortamın kızışmasına İsrail hükümeti çok fazla katkıda bulundu diyor zaten Hamas'ın o saldırısına hani El Aksa e, tufanı demesi, operasyona neyse hani öyle diyorlar ya onlar boşuna değil demiş. Bu durum zaten çatışmanın dini boyutuna da işaret ediyor diyor. Yani Mescid-i Aksa eee tufanı. E, bu durum çatışmaları çatış sürekli körükleyen bir tabloda oluşturuyor denince tabii ki diyor ve zaten zor olan çatışma sürecine değerler boyutunu da ekliyor bu mesele. Hamas sadece İsrail'e karşı savaşlarını değil, İslam içinde Kutsallar içinde savaştığını söylüyor diyor. Ne kadar gerçekçi bence değil. Yani Hamas'ın İslam için savaştığını falan ben düşünmüyorum. Yani veya kutsallar içinde. O öyle söyleyebilir. Ee, i̇şte neyse Suudi, e, İsrail normalleşmesini bozmak için olabilir mi diye söylenince sorulunca olabilir demiş. Anlaşmayı bozmak için olabilir. Yani Hamas böyle bir saldırı gerçekleştirmiş olabilir. Zaten yakın bir zamanda e, normalleşme bekleniyordu demiş Suudileri İsrail arasında. Hatta neden açıklamayı da yapmıştı. İşte bu yakınlaşmayı Filistinliler veto edemez diye. Dolayısıyla Hamas e, süreci hızlandırmak istemiş olabilir diyor Anlaşmayı bozmak için Suudi'ler ile İsrail arasında dünyada birçok çatışma var. E, Filistin İsrail çatışmasından başka demiş bu son çatışmada gösterdi ki e, böyle e, önemli hususlar bölgesel meseleler çatışmalar unutulmamalı marjinalize edilmemeli demiş Irina zivagelskaya aynı şekilde yine e, e, sonra daha kötü patlak veriyor demiş Rusya iki tarafla da iki ilişkiye sahip her ne kadar Hamas'ın şiddet metotlarını reddetse de Rusya ateşkesin sağlanmasında rol oynayabilir ama her şey olayların nasıl gelişeceğine bağlı demiş Ruslar da bilmiyor yani olaylar nereye gideceğini <laughs> onu söyleyeyim e, ama herkesin tabii belli bir e, tahmini var İsrail'in kara harekatı hakkında ise kimi yok edecekler orada bilmiyor diyor Irina Zivigelskaya. Zaten Hamas'ın tepe yönetimi uzun zamandır Gazze'de yaşamıyor ki demiş yani. E, nüfus aşırı kalabalık, İsrail'deki gibi bomba sığınakları yok, kurtarma hizmetleri yok, hastane çok az. Sivilleri vuracaklar. Bu da tabii herkes için korkunç bir trajedi diyor. Görüyorsunuz hep İsrail'in Gazze'deki o yap yapacağı eli kulağında olan o kara harekatına yönelik Rusya'da hem resmi düzeyde hem uzmanlar düzeyinde böyle bir direnç olduğunu. Yani bu 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 çatışmanın ana kaynağı ve yani, e, arka planında asıl böyle İsrail'in biraz suçlandığını Rusya cenahında rahatlıkla görmek mümkün. E, çözüm diyor Pekin'e. Çözüm diyor öyle kolay falan değil. Size bu konuda diyor gerçekten bir çözüm sunan olursa diyor onun bir değil iki Nobel Barış Ödülü alması lazım demiş. En büyük sorun uzlaşmaya giden bir durum yok olmaması diyor. E, İsrail önemli miktardaki Filistin topraklarından vazgeçmeyi düşünmüyor. Hatta yerleşim yerlerini daha da fazla arttırıyor Filistin. Filistinlerin aleyhine diyor. yani Yahudi nüfusun lehine. Genç Filistinliler ise böyle bir ortamda daha fazla radikalleşiyorlar. Her geçen gün daha az Filistinli iki devletli çözümün gerçekçi olduğuna inanıyor. Filistinlilerde tek devlet konusunda bir yönelim de var. Hani İsrail bünyesinde yaşayalım diye ama eşit vatandaşlığı da bu sefer İsrail kabul edilebilir bulmuyor diyor. Dolayısıyla şu anki çatışmalar çözümü daha da belirsiz bir tarihe erteleyecek gibi, çok kan akacak gibi duruyor. Diyor çok daha sert olacak iki tarafında tepkisi ilerleyen süreçte demiş Irina Zivyagelskaya. Biraz pesimist karamsar ancak hani gerçekçi mi? E, gerçekçi yani maalesef biraz öyle bir tablo söz konusu. E, üçüncü e, yazıya bakalım isterseniz o da Fyodor Lukyanov Rusya'nın önde gelen dış politika uzmanlarından biri. Hep zaten atıf yapıyorum. E, onun Rasi, Rasiska gazeta resmi Rusya'nın Rusya resmi gazetesi diyebiliriz falan ama orada böyle Türkiye'deki gazete gibi değildir. Orada yazdığı yazılar olur. Fyodor Lukyanov'un e, yine Rasiya Global Globalne Politike diye dergi vardır. Onun da editörlüğünü yapıyor. Ee, yani dünya siyasetinde Rusya diyebilirsiniz belki. Neyse onun bu konuyla ilgili yazdığı bir yazı var. Biraz böyle daha böyle global perspektifinden bakmaya çalışmış. Ee, Hamas'ın saldırısının vahşiliği diyor. Zalimliği herkesi gafil avladı demiş. Savaş ve Mit ee, normalde Vayna Emir'dir. Yani Tolstoy'un kitabının adı işte Savaş ve Barış. Ee, Orada bu da iyi Mif demiş. Yani savaş ve mit diye. Neyse Hamas'ın saldırısının vahşiliği, zalimliği herkesi gafil avladı. İsrail güvenlik güçleri neredeyse kendilerini nakavt eden bir saldırıyla karşılaştılar. Karşılaştılar aslında tam da bekledikleri yerden olmasına rağmen diyorum. Yani böyle bir saldırı oldu. İleride bu mesele çok çok konuşulacaktır diyor. Yani bunu nasıl kaçırdık biz falan diye. Psikolojik etkisi çok önemli diyor bu saldırının. İsrail'in güvenlik devleti itibarına ...çok büyük bir darbe vurulduğunu düşünüyor... ...Fyodor Lukyanov... ...Orta Doğu'da bu durum sadece imaj anlamında... ...bir imtiyaz değildir demiş... ...değerli bir maddi bir araçtır... ...varlıktır demiş... ...Hamas bu saatten sonra tümüyle yok edilse de... ...İsrail'in imajına vurulan bu darbe... ...yarası kolay kolay iyileşmeyecek... ...vurgusu var Fyodor Lukyanov... ...yine diyor ki... ...Hamas böyle bir barbarlık sergilese de... ...bence bu nokta da önemli gerçekten... ...herkes tarafından bilinen böyle... ...haydutlar kategorisine de konmadı diyor... ABD ve Batılı ülkeler eşit gibi deselerse deseler e, deselerse de e, neyse e, Hamas için diyor dünya yani Batı dışı dünya böyle çok da eşitteki gibi tepki vermiyor demiş işlediğim küresel bir e, tehdit olduğu yönünde konsensüs vardı. Hamas'ın yaptıklarına yönelik kınamalara hissediyor. Yani bu saldırıya neyin yol açtığı ve Filistinliler hangi nedenlerden dolayı direniyorlar falan böyle bu konulardaki diyor çekinceler eşlik ediyor diyor yani önemli bir nokta gerçekten husus ve İsrail'in Gazze'deki operasyonu kara operasyonu falan bu durumu diyor bu motivasyonu daha da güçlendirecek bu soru işaretlerini daha fazla o çekinceleri daha fazla güçlendirecek diyor Orta Doğu'da yaşananlar açısından geleneksel bir bölünme yaşanıyor ancak ilkesel farklarda yok değil demiş mesela yine önemli bahsettiği hususlardan biri diyor ki dünya taraftar gruplarına bölünüyor. Ana sorumluluğu taraflardan birinde görme eğilimi var diyor. Bölge dışı güçler şaşkın biraz diyor ve çok da müdahil olmak istemiyorlar şeklinde bir gözlemi var Fyodor Lukyanov'un. Ama olup bitenlerden doğrudan etkilenen bölgesel aktörler yaşananları 20. yüzyılda oluşan Orta Doğu'nun o dönem 20. yüzyılda işte haritalarla çizildi. O Orta Doğu'nun yeniden inşa sürecinin başlangıcı olarak görüyorlar bölgesel aktörler bu meseleyi diyor. 20. yüzyılda diyor Orta Doğu dış güçlerin eksen, çıkarları ekseninde dizayn edilmişti. Orada yaşayan halkların çıkarları ekseninde değildi diyor. Dolayısıyla biraz şu an o meselenin patlak verdiğini görüyoruz demeye getiriyor. İsrail'in içindeki siyasi gelişmeler diyor. Amerika'nın bölgeden Orta Doğu'dan uzaklaşmasını yavaşlatıyor demiş ve buna paralel de aynı şekilde Amerikan iç siyasetindeki çekişmeler kutuplaşmalar da İsrail ve çevresinde yaşananları etkiliyor diyor. Bölgesel güçler eşi görülmemiş bir gerilim karşısında donmuş kalmış vaziyetler daha çok diyor ve Hamas'ın arkasında kimin olduğu, İran'ın mı olduğu yolundaki iddialar biraz spekülasyondan öteye gitmiyor. Şu an hiç kimse de pek net olarak bilmiyor bu konuyu." demiş Fyodor Lukyanov. Bununla birlikte yine de belirleyici rol ve güç bölge ülkeleri de olacak vurgusu var Lukyanov'da. "Biraz Karabağ'daki durum burada tekrarlandı gibi e, e, demiş Lukyanov. İşte çıkmaz sokak denilen hani bir donmuş çatışma falan diye bakılıyordu hani Karabağ. E, bir anda tekrar kızıştı. Statüko değişti falan." Her türlü türlü sonuç şu, bu açıdan hani İsrail'e yönelik bölge ülkelerinin husumetini artıracaktır demiş. Ancak önceki 10 yıllarda olan o Yahudi devletinin ezici güç gösterisinin kendisine yönelik nefreti arttırsa da hani ona karşı yine belli bir saygıyı da beraberinde getirip getirmeyeceği diyor şu an için şüpheli yani İsrail altını üstüne getirse de Gazze'yi o güç gösterisinde bulunsa da yani eskisi gibi durum olmayabilir diyor. Ona karşı nefret artsa da saygı da vardı ama şu an tablo değişebilir demiş. Arap ülkelerinde sokak Filistinlerden yana sokağı öfkelendirmek o yöneticilerin isteyeceği bir şey olmaz demiş. Yani Arap Arap yöneticiler sokağın tavrını gözetmek durumundalar biraz. Ya ayrıca İsrail devletinin varsayımsal da olsa diyor konumunun böyle varlığının sarsılması diyor. Birçoklarında acaba İsrail'in mirasını bölüşebilir miyiz şeklinde bir itici bir motivasyona da dönüşebilir demiş zannetmiyorum İsrail orada kimse yıkılmasına izin vermez yani. Yani batıyı kastediyorum Amerika'yı en başta. Böyle tehlikeli bir ortamda bölge dışı güçlere baktığımızda ise sayısı çok değil demiş. Avrupa biraz etkisiz eleman vurgusu var. Çin ihtiyaç duymadığı şeye bulaşmamaya çalışıyor diyor. Henüz onun vakti değil gibi İsrail Filistin meselesi demiş. Suudiler ile İran arasında ara buluculuk yaptıydı ama işte İsrail, Filistin biraz daha farklı. Hindistan'dan zaten kimse bir çözüm beklemiyor diyor. Kalıyor Amerika ile Rusya demiş ama ikisi de şu an Ukrayna'ya odaklanmış durumdalar. Bununla birlikte yine Amerika iç faktörlerin de etkisiyle şu an bu İsrail falan buralarda yaşananlara diyor Gazze'de falan kayıtsız kalamaz diyor. Son yıllardaki çözüm çabaları hep Filistinliler aleyhine idi diyor. Şimdi kurmak isteyeceği yeni jeopolitik oyun Amerika'nın mecburen diyor İsrail'in çıkarlarına biraz zarar verici olmak durumunda. Çünkü zaten Filistinlilerin o kadar aleyhine bir çözüm süreci yürürlükteydi ki yani iyi ister istemez diyor. Burada biraz İsrail'in istemediği şeyler olabilir diyor günün sonunda. Rusya'nın ise manevra alanı geniş demiş Fyodor Lukyanov. Bence de geniş yani burasına katılıyorum. Garip gelse de biraz kulağa ama diyor yani böyle diyor Rusya'nın durumu. Daha rahat. Yaptırımlarla, yaptırımlarla sıkışmış olsa da Ukrayna'da askeri çatışmalar işte savaş devam etse de falan. Ee, Rusya'nın diyor Orta Doğu'da çok geniş iletişim ağları ve enstrümanları var. Herkesle konuşabiliyor diyor. Zannediyorum bu yayında herhalde yüzlerce kez diyor dedim. Kusura bakmayın. Ee, özür dilerim. İşte İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistinler, İsrail falan. Bunlarla hepimizde hepsiyle ilişkimiz var diyor. Son 10 yılda Rusya Orta ki diplomatik enstrümanların çok zenginleştirebildiği özellikle Suriye'deki savaşa müdahil olarak doğrudan müdahil olmasıyla ve mevcut öfkenin yoğunluğuna bakıldığında diyor kimse Rusya'nın belki ara işte barıştırmasını falan beklemiyor şu an ancak hani bu bir yerde dursun diyor biz bunu gerektiğinde bu diplomatik kartımızı kullanabiliriz vurgusu var. Hamas İsrail'i şoka, şoka soktu, dehşete soktu. İsrail'de bir bedel ödetecek. Şu an için bölgeden Rusya ve dost ülkelerin vatandaşlarının çıkarmak gündemde olabilir. İşte İsrail'den, Gazze'den falan daha çok diyor ama bir sonraki etapta yeni Orta Doğu düzeni konuşulduğu zaman, konuşulmaya başlandığı zaman Rusya'nın orada nüfuz alanlarından çok istikrara ihtiyacı olacak vurgusu var. Bu önemli. Bunu zaten son yıllarda biz çok gördük diyor. Hazar, Karadeniz, işte Kafkasya ekseninde diyor. Tecrübe ettik. Yani bize istikrar lazım. İşte yani batıyla ambargo falan, duvar ölülmüş falan. Yeni ticaret yolları güzel lazım. Orta Doğu'da diyor istikrar için maksimum çaba göstermesi gerekecek Rusya'nın yeni Orta Doğu düzeni kurulmaya başlandığı zaman yani bu çatışmalar savaşlar sonrası diye Fyodor Lukanov'un böyle bir yazısı da önemliydi. Biraz daha böyle tepeden hani büyük resmini diyelim daha geniş çerçeveden bakmaya çalıştığı yazısında. Dolayısıyla ben hani toparlıyorum söyleyeceğim benim 5 şey var. O yorumumu yapayım ama uzun değil. Bitiriyorum hızlıca. Ben Bence bu İsrail Filistin meselesinde e, İsrail Filistin veya İsrail Hamas savaşında diyelim e, Rusya iki tarafla da mesafesini korusa da yakınlığını korusa da meselenin çözümü konusunda İsrail'e daha eleştirel bakıyor e, ve Filistin tarafının onlarca yıldır ihmal edilen diyelim çıkarlarını daha çok gözeten taraf olarak öne çıkıyor. Bunda tabi belli ölçüde Rusya-İsrail ilişkilerinin Ukrayna'daki savaşla birlikte belli bir gerilim yaşaması da bence etkili oldu. Bir anlamda hani İsrail'in Ukrayna'da Rusya'yı direkt karşısına almasa da hani ABD ve Batı bloku tarafındaki tavrını şimdi Rusya-İsrail-Filistin savaşında İsrail'i direkt karşısına almıyor ama hani ABD'yi karşısına alıyor ama işte onu ana sorumluluk ABD'yi gösteriyor ama işte Filistin'in yanında bir tutum sergiliyor görüntüsü var en azından bunu vurgulamak lazım İkinci olarak söylemek istediğim Moskova savaşa bu İsrail Filistin savaşına müdahil olmayı ise en azından bence şu an için düşünmüyor bunun ilgili herhangi bir işaret yok yani onu söyleyelim bu da zannımca biraz da savaşın herhalde büyümeyeceğini en azından bu dakika itibariyle büyümeyeceğini düşünmesiyle öngörmesiyle ilgili olabilir yani biraz daha sınırlı bir savaş böyle kalacak gibi gözüküyor sanki öyle Moskova öyle düşünüyor diye ben görüyorum değerlendirmelerden açıklamalardan falan ee, yani yeni bir yani böyle bir İran-İsrail çatışması belki ihtimal olarak değerlendirilse de e Rusya'nın kendisini de işin içine, savaşın içine çekebilecek böyle büyük bir bölgesel Orta Doğu Savaşı en azından şu an için böyle çok da güçlü bir olasılık gibi değerlendirilmiyor olsa gerek. Moskova'da, Kremlin koridorlarında herhalde. Bununla ilgili en azından dediğim gibi güçlü bir işaret yok. Daha ziyade yaşananlar böyle Orta Doğu'da kalır düşüncesi hakim gibi. Üçüncü olarak söylemek istediğim Ukrayna'daki durumu çok etkilemez diye düşünülüyor bu olay. İşte İsrail-Filistin Savaşı. Rusya için dikkatler biraz Ukrayna'dan Orta Doğu'ya çevrilecek tabii ki. Yani bu açıdan hani Putin'in hoşuna gitmiş midir? Bence gitmiştir. Çünkü bir haftadır herkes Ortadoğu'yu konuşuyor. Ukrayna çok gündemde değil. Ancak e, yani o kadar da gündemden kalkmış da değil yani. Daha Rammstein e, 16. toplantısı oldu Almanya'da. NATO ülkeleri işte Ukrayna e, lideriyle Zelenski ile birlikte bir toplantı gerçekleştiler. NATO Ukrayna konsili toplantısı da oldu. Yine e, çeşitli taahhütler verildi silah tedariki Ukrayna konusunda. Yani işte Danimarka zannediyorum Ukrayna'ya F-16'ları göndermeye başlayacak kısa bir süre içerisinde. Diğer ülkelerde gönderecek. Yani Ukrayna'ya giden silah tedarikinde bir kısıtlama azalma falan olduğunu çok söyleyemeyiz. Yani onu belirtelim. Hatta artarak devam edecek yani F-16'lardan bahsediyoruz. Diğer yandan İsrail'de Amerika'dan falan öyle bir silah falan ihtiyacı çok duymuyor. Yani İsrail'in kendisi zaten büyük bir askeri güç. Karşısında da ilk etapta en azından Hamas var. Bir devlet yok falan. Falan yani Dolayısıyla Hani e, hani savaş böyle İran'a sıçarsa Suriye'ye sıçarsa farklı bir tablo karşısında çıkar ancak hani e, yani o zaman belki Rusya Çin belki başka ülkelerde daha farklı bir tutum da sergilemek durumunda kalabilirler. Ancak mesele böyle biraz daha e, lokal işte Gazze'de falan kaldığı takdirde e, yani böyle e, Ukrayna'daki denklemin e, Rusya ile Batı arasındaki o mücadelenin çok etkilenmeyeceğini de belirtmek lazım. Ama psikolojikmen, moralmen, istresmen şu an zannımca benim Rus ordusunun Ukrayna'da biraz böyle rahatladığını düşünebiliriz. En azından veya enformasyon alanında öyle söyleyelim. Çünkü dikkatler hep Orta Doğu'ya yönelmiş durumda. Dördüncü olarak söylemek istediğim benim Rusya zannımca bu mevcut pozisyonunu sürdürür gibi eğer böyle işte gazze kara harekatı falan o şekilde kalırsa böyle herkesle konuşalım edelim falan önceki yayında da demiştim hani bu önemli bir kazanım sağlıyor Rusya yani herkesle konuşabilir olmak işte belli bir ilişki düzeyinin olması onu kendine göre bir statü kazandırıyor bir ekonomik kazanım da sağlıyor bunu bu kendine Rusya'ya. Özellikle şu dönemde çok ihtiyacı var buna. Dolayısıyla sanki bu savaşın böyle aktif fazı bitene kadar Rusya pek bir somut böyle askeri bir adım atmayacak gibi duruyor. Daha ziyade böyle diplomatik düzeyde, siyasi düzeyde Putin'in yaptığı bu açıklamalar gibi böyle İsrail'den rahatsızlığın belki artmasını görebiliriz. Ama böyle İsrail'le bir kafa kafaya çarpışma öyle bir durum ben yani beklemiyorum. İhtiyaç olursa hani taraflar isterlerse de ara buluculuk söz konusu olabilir. Mesajı sürekli verilmeye çalışılacak. ama onu da Taraflar ister mi ne zaman ister falan onu zaman gösterecek biraz da beşinci olarak söylemek istediğim hususta yine Rusya ile Türkiye'nin hani İsrail-Filistin savaşına dair tutumlarında ortak yönün çok olduğunu belirtmek lazım Putin ile Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi orada zaten işte 1967 sınırlarında iki devletli çözüm falan o yine vurgu vardı Doğu Kudüs başkent olacak şekilde işte Doğu Filistin devletinin kurulması Ile ilgili. Dolayısıyla hani en azından retorik diplomatik düzeyde pozisyonlarının bu açıdan bu hususta örtüştüğünü görüyoruz. Ateşkes ve müzakere çağrısı falan yaptılardı. Dolayısıyla burada bir işbirliği alanı Rusya ile Türkiye arasında Hani e, İsrail Filistin meselesinde Bence bir fırsat var ama bunu değerlendirip değerlendiremeyecekleri kendilerinden ziyade Bence e, İsrail'e Filistine ve belki bunlardan da daha fazla e, batının tutumuna Amerika'nın en başta tutumuna e, bağlı Çünkü hem aynı e, yani İsrail için e, e, Batı ile ilişkiler İsra yani İsrail Batı ilişkilere çok daha fazla önem veriyor. Daha güçlü ilişkilere sahip hem de Filistin netice itibariyle günün sonunda e, en fazla Batı'dan yardım alıyor yani baktığınızda. Dolayısıyla hani e, o batı, Rusya ile Türkiye'nin böyle bir İsrail Filistin meselesinde uzun vadeli bir ortak bir çözüm geliştirebilme ihtimali potansiyel olarak varsa da hatta işte az değilse de e, gerçekçi olmak gerekirse onu hayata geçirebilmeleri e, özellikle dediğim gibi hem tarafların iki tarafın pozisyonundan Hamas işte İsrail veya işte Filistinler genel anlamda hem de batının süreci Amerika'nın daha ziyade meseleyi monopolize etmesiyle ilgili olarak ondan dolayı çok göremeyeceğiz gibi geliyor bakalım yani, yani ümitte kesilmez e, batı yönetimleri orada o meselede İsrail Filistin meselesinde çünkü yani top yökün baktığınızda yani hepsini gerçekten İsrail'in ip gibi böyle hani hizaya dizdiğini görüyoruz arkasına dizdiğini görüyoruz Amerika'sı, Almanya'sı, İngiltere'si Fransası öbürü ve bir, birisi falan böyle hiç kimse hani İsrail'in Gazze'de yaptıklarına yönelik bir böyle güçlü bir eleştiri yani bir kınama öyle bir şey yok yani herkes İsrail'in arkasında izaya geçmiş durumda ee, bence bu açıdan hani Rusya'yı beğenirsiniz beğenmezsiniz Putin'i seversiniz o ayrı bir konu ama Rusya'nın bu pozisyonunun ben önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum yani şu ana kadar anlattıklarım çünkü orada meselenin bir arka planı var o vurgular önemliydi zannımca Neyse benim söyleyeceklerim bu kadar. Kerim ile hala abone olmadıysanız. Bakın bu yayından sonra da olmadıysanız. Bölgesel bir savaşla karşılaşmak istemiyorsanız. Muhakkak hani Allah korusun diyelim e, abone olursanız güzel olur 10 bin aboneyi en kısa zamanda bekliyorum videoları beğenip paylaşırsanız beğeniyorsanız eğer çok güzel olur beğenme tuşuna basarsanız sevinirim başka insanlar da istifade etmiş olur ve e, yorumlarınızı görüşlerinizi muhakkak bekliyorum e, kendinize iyi bakın sevgi ve sağlıcakla kalın diyelim görüşmek üzere iyi günler.